Galata Kulesi'ni görüyor musun? Bütün debdebesiyle karşımızda. Hele ki Ayasofya. İhtişamıyla insanı kendisine hayran bırakıyor, öyle değil mi? Aksine mümkün hünkârım. Mimar başım Sinan ne alemde, epeydir yüzünü göstermiyor bize. Malumunuz üzere arı gibi çalışıyor hünkârım. Rahmetli Şehzademiz Mehmet Hazretleri'nin camileri seneye bitecek inşallah. Mihrimah Sultanımızın Üsküdar'daki camileri içinde çalışmalar süratle devam ediyor. Âlâ. Onlar bitince yeni bir cami inşasına başlamak lazım. Benim iktidarımın ve gücümün alameti olacak bir külliye. Ne dersin Sokollu? Vakti geldi de geçiyor hünkârım. O halde Sinan Ağa'ya haber yolla, derhal düşünmeye başlasın. İstanbul'daki bütün abideleri, camileri, imaretleri gölgede bırakacak. Asırlar boyu yıkılmadan ayakta kalacak bir eser ortaya koymasını istiyorum ondan. Bugüne kadar beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Kendisinin tecrübesine ve becerisine itimadım tamdır. Şanımın ve hükmümün dosta düşmana ilan edileceği yer burası. Mimar başımız Sinan Ağa o kadar mesut ki anlatamam hünkârım. Meğer yıllardır bu ağanın hayalini kuruyormuş. Öyle bir camiyi inşa edecek ki o camide kılınan namazlar ve yapılan dualar asırlar boyunca gök kubbeye çıkacak. Camiyi 4 minareli hayal etmiş. Bunun manası siz yüce hünkârımızın İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişahımız olmanız imiş. Yüce hanedanımızın 10. hükümdarı olmanız hasebiyle de bu 4 minare üzerinde 10 şerefe yer alacakmış. 4 fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi onlarca arşın yükselecekmiş. Sinan Ağa'ya söyle, tez vakitte çalışmalarıyla birlikte saraya gelsin. Emredersiniz hünkârım. Ben ne zaman kendimi Allah'ın yarattığı bütün varlıklardan üstün tutmaya başladım? Ne zaman düştü içime geceleri beni uyutmayan, fırtınalı bir deniz gibi kabaran, kalbimden, ruhumdan taşan bu kibir? Ne zaman ki o beni herkesten âlâ gördü ve sevdi. İşte o gün başımı kaldırdım ve tohum içime düştü. Kibirin tohumu. Ben bir aysam, ayın ışığıysam kaynağım odur. Odur benim güneşim. Beni herkesten âlâ gören ve seven odur. Kalbime, ruhuma kibir tohumları eken odur. O tohum ki Azazil'i isyan ettirdi. Kıyamet gününe kadar sürecek savaşı başlattı. Nasıl ki Azazil yenilmeye mahkumsa, nasıl ki kendi sonunu kendi hazır ediyorsa, içime düşen bu tohum da benim sonumu hazırlayacak. Çünkü her hayatın bir kıyameti vardır.